Merhaba Teknoloji izleyenleri. Ben Burak. Bu videomuzun konu Legend 750 M2 SSD modeli. O zaman haydi geçelim videoya. Kutu yapısı bildiğimiz M2 SSD'lerle aynı. Şöyle kutudan çıkarttığımız zaman M2 SSD'miz çıkıyor. Üst tarafta soğutma bloğu çıkıyordu. Yani şurada mavi olan kısım aslında üst tarafta. Siz buraya çift taraflı bant şeklinde direkt çıkartıp takabiliyorsunuz. Ben direkt olarak taktım zaten. Soğutma kısmının üstünde de Adata'nın lacivert rengi, Adata logosu, 750 model ismimiz bizleri karşılıyor. Ve klasikleşmiş aslında M2 SSD modeli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hızlıca bir testlere ve detaylara yakından bakalım. Evet şimdi de testlere yakından bakacağız. Birden fazla test aracıyla SSD modelini test etme fırsatı yakaladık. İlk olarak Crystal Disk Mark 7 üzerine yaptığım testlere baktığımız zaman saniyede 3482 MB'lık okuma değerine ulaştık. Saniyede 3138 MB'lık da de yazma değerlerine ulaştık. Crystal Disk Mark 7 üzerinde. Adata tarafından aktarılan hız değerlerine neredeyse aynı değerler olduğunu söyleyebiliriz. Kristal Disk Mark 7 sonrasında da Eto Disk Benchmark üzerinden de yaptığım testi şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Burada da okuma ve yazma değerleri de Kristal Disk Mark benzer seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle okuma tarafına baktığımız zaman maksimum 3.2 GB'lık saniyede okuma değerlerine erişebildik. Yazma değerleri de aynı şekilde 2.90 GB'lara ulaşmış seviyelerde. Benchmark testinde SSD-Z üzerinden de IOPC testi de gerçekleştirdik. Burada da 4K bandına baktığımız zaman rastgele okuma oranları da gayet iyi seviyelerde 4K türüne göre. Son olarak da As SSD Benchmark üzerinden yaptığım testlerde de okuma ve yazma oranları da gayet iyi seviyelerde özellikle sıralı okumada ve yazmada güzel bir değerlere ulaştık ama burada biraz daha düşük kaldığını söyleyebilirim. Crystal Disk Mark 7 üzerine baktığımız zaman genel olarak testlerde Crystal kristal Dismark 7 daha çok biraz daha gözde kalıyor ve gerçeğe yakın değerler sunduğu için de onu biraz daha kullanıcılar dikkate aldığını belirtebilirim. Evet teknik özelliklerine biraz daha yakından baktığımız zaman PCI Express Gen 3 X4 ara birimini kullandığını belirtebiliriz. Kutu içi çıkan soğutma bloğu ile birlikte %15 kadar daha iyi bir soğutma performansı sunuyor. M2 2280 özelliği ile birlikte geliyor. SSD'nin boyutunu temsil ettiğini belirtebilirim. Ek olarak LDPC özelliği de mevcut. Yani düşük yoğunluklu parite kontrol kodu ve AES 260 bit şifreleme ile Legends 750 doğru veri iletimi ve güvenliği kullanıcıdan sağlayabiliyor. Depolama kapasitesi olarak ise iki farklı model bulunuyor. Bizim elimizde bulunan 1 TB'lık versiyon bir de 500 GB'lık versiyonu mevcut. Soğutma bloğu ile birlikte sadece 9 gramlık M.2 SSD modelinden bahsediyoruz sizlere. Windows üzerinde bir dosya kopyalama yapıştırma işlemini gerçekleştirelim. Evet bilgisayarımıza geçtik ve şu anda flash diskimizde bir inceleme videosu var önceden çektiğimiz ve bu inceleme videosu 1 GB'lık bir boyuta sahip. Bunu biz kopyaladık direkt olarak SSD'mizin içerisine yapıştıracağız ve görüldüğü gibi hiçbir yükleme ekranı çıkmadan tak diye yapıştırdı. Az önce göz attığımız hız testlerine göre gerçekten muazzam bir hıza sahip olduğunu bu şekilde de görmüş olduk. Detaylara yakından baktık sizlerle birlikte. M2 SSD ile ilgili bütün detaylarını açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.